İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız ama bu akşamki konumuz siyasetçi değil, milletvekili adayı değil, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçihan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Şunu söyleyeceğim. Avrupa Birliği şimdi mültecilerin sorununu görüşüyor, konuşuyor. Fakat siz bir hafta önce Strasbourg'da sivil toplum lideri olarak oradaki Türkiye'nin yaşamış olduğu, mültecilerle ilgili yaşamış olduğu sıkıntıyı ve Avrupa'nın neden buna sahiplenmediği noktasında bir konuşma yapmıştınız. Evet. Avrupa gerçekten sahiplenecek mi? Siz orada o havayı gördünüz mü? Yoksa sadece Türkiye tek başına böyle kalmaya devam edecek? Ben orada Sayın Çelikcan şöyle bir hava gördüm. Yani artık bu sorunun Türkiye'yi aştığını, Avrupa için de artık önemli bir sorun haline geldiğini, Avrupa'nın kendini bundan arıtamayacağını net bir şekilde konseyde bunu görebildim. Zaten bizim de vurgulamak istediğimiz odur. Yani sadece bu işi Türkiye'nin üzerinde bırakmakla olmaz. Bu bir insani sorundur. Dolayısıyla yani kıta Avrupa'sı da bundan etkilenecektir. Muhakkak bu sığınmacılar, mülteciler Avrupa'ya da akın edeceklerdir ki son zamanlarda dikkat ederseniz gerek deniz yoluyla gerekse karayoluyla Avrupa'yı da bu anlamda sarstığını hep birlikte gördük. Avrupa'da bunu farkında. Şimdi bu defa konuşuyor. Yani tartışıyor. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Evet doğrudur. Biz zaten bunu söyledik. Yani ülke olarak sadece Türkiye'yi işte bölge olarak kalkıp yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini, yardım kuruluşlarını işte AFAD'ı tebrik etmekle, takdir etmekle bu işleri olmuyor. Biraz da sorumluluk almak gerekiyor. Çünkü sonuçta insanlık evrensel bir değerdir. Yani tamam yanı başımızda olabilir, komşularımızdır, doğrudur, kardeşlerimizdir kesinlikle ama yani bunu tüm dünyanın, tüm uluslararası kuruluşların, Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in hepsinin sahiplenmesi gerekiyor. Ama şunu çok net gördük yani bu yeni bir sorun da değil. 3 yıllık bir sorun. 3 yılda Türkiye'nin tek başına bunu üstlendiğine hep birlikte şahit olduk. Evet yani şimdi en uzun sınır Türkiye'de olabilir, komşu olabilir, bir kısmı akraba olabilir ama Türkiye 2,5 milyonun üzerinde mülteciyi ağırlıyor. Ama Avrupa Birliği bugüne kadar gönderdiği parayla, Birleşmiş Milletler'in gönderdiği parayla Türkiye'nin harcamış olduğu paranın %10'una denk gelmiyor. Ama önümüzde de bir kış var. Bu kış öncesi gerekli önlemler alınmazsa, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bu konuda gerekli önlemi almazsa, o zaman bu mültecileri bu sefer soğuk çarpacak. Yani biz şey olarak onların desteklerine tabii taliptik. Yani sonuçta biz bunu uluslararası bir alanda bir ölçekte paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istedik. Ki bu insanların da beklentisi bu yönde. Bizim de beklentimiz bu yönde. 418 milyon TL bugüne kadar tüm Türkiye haricinde dünyadaki, Avrupa'daki tüm ülkelerden gelen yardım 418 milyon TL. Yapılan harcama 418 milyon dolar. Evet. Yanlış ifade etmeyeyim. 418 milyon dolar. 7.6 milyar dolar Türkiye'nin harcaması var. Evet. Ben çünkü o konuşmadan dolayı resmi rakamları derledim, toparladım. Konya da o anlamda tamamıyla yani net rakamlara hakimim. Şimdi düşünün yani 7.6 milyar doların yanında 418 milyar milyon doların lafı olur mu? Burada bu sorun sadece ekonomik anlamda da değil yani öyle de bakmamak lazım. Şimdi sorunu sahiplenmek, insan olarak, insani olarak sahiplenmek, onu kamuoyunda tutmak, dikkatleri oraya çekmek, onun çünkü bu sadece olay şeyde değil artık yani barınmadan çıktı. Çünkü uzun süreçte olmaya başladı. Beslenmeden çıktı. Bunların entegrasyonu lazım, adaptasyonu lazım, eğitimlerin devam edilmesi lazım, sağlık güvencelerinin sağlanması gerekiyor, sosyal hayatların devam edilmesi gerekiyor. Yani sadece gerçekten yani bir ülke üzerinde bırakılması vicdani olmadığını düşünüyorum. Uluslararası alanda vicdani bir durum değildir. Her ülkenin insanlık karşısında bir sorumluluğu vardır. Türkiye'nin tabii ki vardır. Şimdi yani, sonuçta oradaki iş savaştan kaçıyor insanlar. Keyfi bir seyahat değildir bu. Mevcut olan ortamın
insanın yaşam hakkına müdahalesi söz konusu. Yaşam hakkı. Yani insanlar orada savaştan kaçıyor. Yani. Savaştan kaçıyor. Can havliyle savaştan kaçıyor. Keyfi bir durum söz konusu değil. Bütünizm hareketi değil ya. Yani. Şanlıurfa ilk Suriye olayları başladığında Tel Aviv kapısıyla dünya gündemine geldi. Sonra Kobani ile dünya gündemine geldi. Ama şimdi Şanlıurfa en fazla sığınmacı, mülteci ağırlayan il olarak gündeme geldi. Ama Avrupa'da da sizin oradaki Strasbourg'da anlattığınız söylemlerle ve hem oradaki Avrupa Birliği Meclisi hem de oradaki basın bu konuda çok aşırı ilgi gösterdi size ve siz de bu yaşanan sıkıntıları ve durumları dile getirdiniz. Tamamı gündemine almış durumda, ben onu görebildim. Hı. İlgi de çok çok iyiydi. Yani tebrik etmeler de, her ülke söz aldığında soru cevap bölümünde aslında bu anlamda ülkemizi tebrik ediyor. Ama ben konuşmamda da bir paragraf olarak geçtim. Biz tebriği geçtik, takdiri geçtik. Biz sorunu paylaşmak istiyoruz. Ya artık sorumluluk alın yani. Ya biz bunları aşmış durumdayız. Yani bizim sadece tebrik ve takdir etmekle bir noktaya gidilemiyor. Sorun sonuçta mevcut, durum var. Sayı belli. 2 milyon, 2,5 milyona yaklaştı. Sadece Şanlıurfa'da 360 bin. Strasbourg nüfusu kadar dedim. Evet. Strasbourg nüfusu kadar Şanlıurfa mülteci ağırlıyor. Evet. Abi halimizi de düşünün. Evet. Peki biraz da Urfa'ya geçelim şimdi yerel çalışmalara. Evet. Şimdi bu son dönemlerde işte attığınız temeller, çalışmaları bazıları işte bazı siyasiler eleştiriyorlar. Diyorlar ki seçim hazırlığı olarak söylüyorlar ama ben şu noktadan girmek istiyorum. Bugün sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğunuz konuşmada bana göre en dikkat çeken cümle şuydu. Büyükşehir sivil toplum kuruluşlarının ve Şanlıurfalılarındır. Sizlerle evet, birlikte bu yatırımları birlikte gerçekleştireceğiz diye bir cümleniz vardı. Biraz not aldım. Ben yapılan çalışmalarda Siverek'teki altyapı çalışmaları, işte Şeytan Küçesi denilen tarihi han, ondan sonra Eyüp Hastanesi'nin önündeki yol gibi, ışıklandırma gibi bir sürü yerde çalışma başlattınız. Belki de siz geldiğinizde sorun ümağının ortasında buldunuz. Bu kısa sürede belki çalışma başlattınız. Neler yaptınız? Bu süreç içerisinde nereler yapıldı, neler yapılmasına devam edecek? Ben şeyle ilgili, yani bugün yapılan sivil toplum örgütleriyle, meslek gruplarıyla yapmış olduğumuz işare toplantısında, evet ben onu kullandım. Çok da bilinçli kullandım. Yani bilinçli şu, yani orada herkesin, yani esnafın, derneklerin, ticaretin, borsanın, meslek kuruluşlarının hepsinin temsilcisi var. Hı. Aslında şunu söylemek istedim. Yani Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şanlıurfalılarındır yani. Hı. Şanlıurfalılar olmadığı zaman böyle bir kuruma da ihtiyaç duyulacaktır. A'dan Z'ye bunu da kullandım. A'dan Z'ye her türlü hizmetiniz bu kurumdan geçiyor. Hepimizin bu kuruma yardımcı olması gerekiyor. Önüne açılması gerekiyor. Açık net söyleyeyim. Plan ve projelerini desteklememiz gerekiyor. Bu kurumu sadece ve sadece siyasal olarak görmek doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Hı. Yani bu kurum yerel bir kurumdur. İnsanların da her türlü sorunu karşılayan, ölümden, doğumdan ölüme kadar olan sorunlarıyla hemhal olan bir kurumdan bahsediyoruz. Yani olay, ben buna inanıyorum. Yani bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyorum. Gelelim, evet yani basında ve de beni bunu arkadaşlar şey yapıyorlar, ben de takip ediyorum. Efendim işte seçimden dolayı temel atmaları yapılıyor. Hı. Aslında bunlar bir seçim yatırımıdır. Hayır. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Hı. Seçim bir yerel seçim değildir. Seçim bir genel seçimdir. Hı. Kimse bunu farklı veya yanlış veya başka bir yere çekmenin anlamıyor. Peki şu denilebilir. Hayır abi, vallahi tüm kamuoyunun takdiri nedir? Geldiğimizden bu yana biz geldiğimizin ikinci günü hemen sorunu, acilenin planlarımızın olduğunu, Şanlıurfa'nın önünü açmak istediğimizi, projeleri başlayacağını deklare ettik. Ha, bir parti mensubuyum ben. Sonuçta ben seçimle bu kurumun başına gelmiş bir insanım. Benim bağlı bulunduğum bir AK Parti grubu var. Benim bağlı bulunduğum bir meclisim var. Benim siyaset yürüttüğüm bir partim var. Bu parti seçime gidiyor mu? Evet gidiyor. Seçim çalışmalarının içerisinde miyim? Evet içindeyim. Yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Fakat şu var, ama bu temel atmalar, yani şimdi şu Allah aşkına 120 bin metrekarelik bir parkın, sosyal tesisin, yüzme havuzunun, kır düğün salonunun temelini atıyoruz. Bunu seçim için ya değil ya.
Urfalılar için atıyoruz. İşte Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kalıp Selahattin Eyyubi Parkı'nın içinde gençlik merkezinin, sosyal merkezinin, kadın destek merkezinin olduğu bir projenin, yine yüzme havuzlarının olduğu projenin temelini atıyoruz. Valla bunu seçim noktada değil. Ama şöyle. Bence en büyük açılış. Yenice'de yine gençlik. Evet. En büyük açılış bence Yenice'deki mezbahaneydi. Modern mezbahane. Evet, çok önemli. Yani sanayi anlamda, hayvancılık anlamında, hayvancılığa dayalı işte et ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlanması, paketlenmesi, hijyenik bir ortamda sunulması anlamda. Şimdi mesela besin merkezinin Allah'ın izniyle inşallah devreye girmesiyle aslında bu tür tesislerin ne kadar anlam ifade edeceğini belirtmek istiyorum. Tesisimiz bitmişti. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben dönemin dışındaki arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın emekleriydi. Onlara teşekkür ettik. Hazır tesisimizdi. Tesis açılışını yaptık. Neden temel atılıyor? Ya yeni başlayan biri ne yapacak? Temel atacak. Ne yapacak? Allah aşkına ne yapacak? Var olan açıyor. Yani mantık kuralları ne derse temelini atıyoruz. Bir terenin açılışını yapıyoruz. Bitmeyenlerin temelini atıyoruz. Temelini atıyoruz. Yani ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim'le bir başlıyorum. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Gap Vadisi 1.681.000 metrekare. Evet. Yani 1680 dönüm demek. 81 dönüm demek. Şimdi bu büyük bir proje. 10 yıldır Şanlıurfa bu projeyi tartışmıyor mu? Tartışıyor. O dönemin, dönemin valisi Sayın Muzaffer Dilek'ti zaten. Biz ne yapıyoruz? Bizim anlayışımız ne? Yaklaşımımı Karaköprü'de de insanlar biliyor. Evet. Dereyi de ben etap etap yaptım. Evet. Mesire alanı da etap etap yaptım. Spor tesislerini de etap etap yaptım. Kırsala götürdüğüm hizmetleri de etap etap yaptım. Çünkü neden etap? Ben şimdi isterdim ki 1.681.000 metrekareyi bir defada yapabileydim. Evet. Var mı böyle bir imkan? Yok. Yok. Peki başlamamak tembellik midir? Tembelliktir. Ama 170.000'le başlamak bence bismillahirrahmanirrahim yani o projenin Şanlıurfa'ya kazanılması anlamına gelir. Ben söyledim ya, dedim ki geldiğinizde birikmiş olan sorun imanın ortasına geldiniz. Bunları çözmeye çalışıyorsunuz. Ama hem, temel yani, hem seçim olacak ortamındayız. Evet, düşünün seçim, çok değil yani 45-47-48 gündür gelmişiz. Evet. Çok değil. Hem seçim ortamını yürütüyoruz hem aynı zamanda da kurum olarak işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak gerçekten hizmetlere yön veriyoruz. Günlük hizmetleri çözüyoruz. Bunun yanında da büyük projelere adım atıyoruz. Sadece bu mu? Hayır. 13 ilçenin kırsalında da harıl harıl hizmet yürütülüyor. Burada Şanlıurfa'nın tamamı şey. Asfaltlar yapılıyor. Evet. Stabilize yollar yapılıyor. Evet. İçme suyu şebekeleri çekiliyor. Kanalizasyon altyapı şebekeleri çekiliyor. Şimdi kırsal için bu çok önemli hizmetler. Yıllardır bu sorun kalmış mıdır? Evet, kalmıştır yani. Bunu hiç şey yapmaya gerek yok. Peki biz hemen seçime kadar bu sorunu bitirebilecek miyiz? Bu da hayır yani. Hayır. Ama biz sonuçta bir yerde, ben hep dedim, başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani. Ben bismillahirrahmanirrahim deyip başlarım. Kendimi sorumluluk altına sokarım. Ondan sonra gereğini yapar. Allah'ın izniyle de yürütürüz. 11 Nisan mesela çok geciken bir proje. Gecikmedi mi? Bu şehir çok tartışmadı mı? Evet, çok ben tartıştı. Farklı bir şeyden mi bahsediyorum? Hayır. Evet. Çok hızlandırdım. Yüklenici firma. Hemen 5-6 tane kontrolör atadık. Orada kontrolörler kesinlikle 24 saat üzerinde duracaksınız. Şanlıurfa'mızın merkezidir. 11 Nisan aynen kamuya deklar edilen projenin aynısı. Aynısı. Evet. 1 metre eksiği 1 metre şeyi yok. Aynısı zaten o şekilde ihale edilmiştir. Ama hızlı bir şekilde Şanlıurfa'ya kazandırmak istiyorum. Peki hızlı bir de eski halk pazarının olduğu yerde, yani şimdiki otobüslerin toplanma noktasındaki yerde orada ne yapılacak? Yani teşekkür ediyorum mesela, bak onu vurguladınız. Onu da hemen TOKİ ile, TOKİ başkanıyla görüşme yaptım. Evet. TOKİ birinci etap sanayi sitesinin kentsel dönüşüm alanıdır. Evet. Ya şimdi burası çözülmüş mü? Çözülmüş. Evet. Mülkiyetler çözülmüş. Yıkılım gerçekleşmiş, evet. Gerçekleşmiş. Ne bekliyor? Ne bekliyor? Yani hangi projemiz varsa çok hızlı bir şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde girelim dedik. Burada birinci etabı çıkaralım. Yani Şanlıurfa bir kentsel dönüşümü görsün. Şanlıurfa hiç kentsel dönüşümü görmedi ki. Görmedi, evet. Hep tartışıldı ama hiç görmedi. Tartışıldı. Bakın bana örnek gösterin. Deyin ki şurası kentsel dönüşüm. Yeşil direkler başladı. Yeşil direkler daha da başladı, devam ediyor. Bitmedi. Sanayiyle devam etti. Evet. Fakat hiçbir zaman o kentsel dönüşüm şeyle realiteye dönüşmedi. Dönüşmedi. Ya en azından dedim ki birinci etap. Bak şimdi ikinci etabın temizliklerini yapıyoruz. Evet. Yani sanayinin ikinci etabında arkadaşlar makinalarla girdi. Temizlikleri yapılıyor. Evet. Şimdi orada da temizlikler ve bir takım mülkiyetler çözüldükten sonra ikinci etapta başlayacak. Bu defa hedefe dedim ki yeşil direği koyuyoruz. Evet. Yeşil direk çok tartışıldı. Evet, yeşil direkler zor, zor çok bekliyor. Alan.
insanlar kentsel dönüşümde bize yardımcı olmak durumundalar. Evet. Açık söyleyeyim, kamu yardımcı olacak. Ya valla niyetimiz, sari niyetimiz bu memlekete hizmet etmek. Evet. Bu memleketi güzelleştirmek. Peki, ve hızlı davranmak. Şu an TOKİ'nin orada başlattığı projede ne var? Konut. Konut. Şirve konut. Konut. Yani, tabii konut. Yani. Proje konut. Belki konut. Peki bir de şuna geçeceğim. Bununla birlikte Abide Kavşağı'nda bir rahatlama yaptınız. Şu anki mevcut trafiği biraz rahatlattınız. Evet. Nefes aldırdınız. Dev tesisine giden yolda çalışma başlattınız. Karaköprü'de Atatürk Bulvarı dedikleri ama 35 metrelik yol diye halkın arasında ismiyle geçen kısmını yaptınız. Yani, bununla birlikte Şanlıurfa Atatürk Bulvarı, geçmişte bizim Mecburiyet Caddesi dediğimiz bulvarda bölmüş yol sıkıntısı vardı. Onunla ilgili ileriye dönük bir çalışmanız olacak mı? Bir şimdi de şu an belediyeden aşağı geçen kısma, yani Kapalı Pasajı'na geçen kısma bir kısmı trafiğe kapanmış, tek yön olarak verilmiş. Oranın açılmaz durumu söz konusu mu? Şimdi şöyle, bu konular açık söyleyeyim. Yani Atatürk Bulvarı, şimdi BRT dediğimiz, yani toplu taşımaya ayrılan yol ağlarının bölünmesi çok teknik bir konu. Evet. Yani bir sürü sizin BRT hatlarınız var. Yani otobüs hatlarınız var, dolmuş evet. hatlarınız var. Siz bunları bir kılcal damarlar gibi birbirine bağlayıp çünkü toplu taşımayı yürütüyorsunuz. Şimdi bu konu çok teknik bir konu. Evet. Fakat ben arkadaşlardan briefingler aldım. Danışman hocadan briefing aldım. Şunu gördüm. Hangisinin doğru ve yanlış olduğunu tam daha teşhis koyamadım. Hı. Açık söyleyeyim ya, evet. ben bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve çok yoğun bir dönemde bunun için bir komisyon kurduk. Yani içinde trafik uzmanlarının olduğu, şoförler derneğin temsilcilerinin olduğu, mimarların olduğu, şehir plancılarının olduğu, ulaşım uzmanları ulaşım komisyonunda. Hepsinden birer katarak bir komisyon. Alanı inceliyorlar, projeyi inceliyorlar. Yani yanlışı, eksiği, artıyı tespit edeceğiz. Ondan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Hı. Diyeceğiz ki biz bunu yapacağız. Yani çünkü ben toplu taşıma sistemini de bozmak istemiyorum. Evet. Açık söyleyeyim. Yani bu yanlış. Hangisi doğru? Şimdi ben komisyona, yetkili arkadaşlara, bu işi yürüten proje müelliflerine soru soruyorum. Vatandaş bu projeden rahatsız. Bu net. Bu net. Peki bu proje vatandaş rahatsız diye yanlış mıdır? Soru işareti. Evet. Yanlışsa doğrusu hangi proje? Soru o da işareti. Soru işareti. Şimdi ben bu iki sorunun cevabını bulmadan oraya müdahale etmem. İki sorunun cevabını evet. bulacağım. Çünkü ben ondan sonra bir uygulamaya girdiğimde, uygulama daha yeni ya, 4-5 aylık bir uygulama. Evet. Anlatabiliyor muyum? 4-5 aylık bir evet. uygulama. Ben kurumda sürekli esastır, kurumun sürekliğini düşünmek durumundayım. Yani sonuçta bu kurumun bu kaynağı buraya harcandı. Bakayım doğru mu yanlış mı? Yanlışsa hangi sebeplerden dolayı yanlış? Kamuyla paylaşacağım. O sebepleri ortadan kaldıracak projeyi geliştireceğim. Bakın şu sebeplerden dolayı yanlıştır. Şu yerine alternatif projede budur. Tartışın. Ondan sonra tabii, uygulamaya tabii. konalım. Uygulamaya geçelim. Belki evet. bizim de hazırlattığımız projenin yanlışları olabilir. Evet. Kamuoyunun hoşuna gitmeyebilir. Evet. Kamuoyunun alışkanlıklarını ortadan kaldırdığı için kamuoyu tepki gösterebilir. Evet. Ama kamuoyu tartışsın. Kamuoyu bana şunu söylese, ben valla başkanım doğru ya şu bizim sorunu çözecek dediği zaman evet. biz oturup onu uygularız. Biz halkla bağlıyız açık söyleyeyim. Anladım. Yürütülen projeler anlamında ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani mesela kale eteğini biz başlattık. Evet ona gelecektim. Hem kale mesela. Eteği hem Barutçu Hanı hem de Siverek'teki evet. Tarihi çarşı. Tarihi çarşı. Şimdi şeye önem veriyoruz. Yani turizm sektörüne, turizm alanlarının insanlara kazandırılmasına gelen misafirlerimize, turistlere. Bu yerlerin nitelikli bir şekilde sunulması çok önemli. Şimdi Şanlıurfa'nın bir özelliği var. Turizm şehridir. Evet. Amen. Önemli mekanlarımız var. Hem kültürel, hem tarihi, hem inançsal mekanlarımız var. İnanç merkezlerimiz var. Bunları iyi bir şekilde derleyip toplamamız lazım. Bunun için aslında bir turizm master planımızın, ulaşım master planımızın, evet. yani şehircilik master planımızın, altyapı master planlarımız olacak. Yani biz oradaki o planları tamamladığımızda, o programları tamamladığımızda aslında nasıl bir Şanlıurfa ortaya çıkacağı herkes tarafından bilinecek. Fakat şimdi mesela bunun için çalışmalar var ama tabii zaman alacak bu planlar. Fakat aklın yolu bir. Şimdi kale eteği sağ olsunlar, geçmiş yönetimler, ne? Valiliği, İKOB'u, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, emeği geçen herkes, bakanımız, sayın vekillerimiz. Kale eteğini kamulaştırma işlemlerini bitirmişlerdi, evet. temizlemişlerdi. Ha bizde temizlenmiş tamam. Hemen proje hazır mı? Evet hazır.
kuruldan geçmiş mi geçmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü Urfa kazanacak dedik ve başladı. Şimdi mesela aynı şey şeyden kuruldan geçirdik. Kızılkoyun projesi için. Evet. Şimdi onun mesela bu defa maliyet hesapları ve ihale işlemleri yapılıyor. Onu da ihaleye çıkaracağız. İki projeyi önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü Balıklı Göl Havzası ve Halepli Bahçe ile müze ile bir bütünlük oluşturuyor. Evet. Yani turizm alanınızı o alanları pazarlama, o alanları insanlara açma. Şimdi dışarıdan gelen bir misafir psikolojisiyle bakacaksınız olaya. Geliyorsunuz karşınızda mesela işte mağaraların, işte turizm açıldığı böyle rekreasyon alanların tertemiz ışıl ışıl gece gündüzde böyle yemyeşil çok güzel mesela ziyaret edilebilecek mağaralar. Hemen yanı başına geliyorsunuz işte mozaik müzesini görüyorsunuz. Yanı başında bölgenin belki Türkiye'nin en büyük müzesi. Evet. İşte hemen geliyorsunuz Balıklı Göl, işte inanç merkezi önemli bir havza. Burayı görüyorsunuz. Üst tarafta kale. Kalenin de mesela hendeğini temizleyip, aydınlatıp turizme kazandırmayı planlıyoruz. Evet. İşte onu bir bütün olarak yavaş yavaş, ya bunu yaparken çarşıya ineceksiniz. Çarşı alanlarımızın temiz bir şekilde ahşaptan kaplanması lazım. O trafik problemini ortadan kaldırabilecek 3-4 tane nokta belirledik. Yani bu motosikletleri o alandan çıkaracağız. Evet. Oraya onları park ettireceğiz. Esnafla görüşmelerimiz devam ediyor. Zabıta daire başkanlığımız esnafla görüşerek burada ihlalleri yapmamak lazım. 050-050. Evet. Yani sadece ona bırakmamak gerekiyor. O öyle. Hepsi bir bütün olarak ilerleyecek. Tabii şeylerle başladık. Mesela tarihi köprüler. Arkadaşlar görüntüm ona geldi. Mesela evet. O çok önemli. Uzmanlık köprünün olduğu kısımda. Evet yani dün evvelsi gün itibariyle başlandı. Aydınlatma çalışmaları. Çok güzel yani gerçekten. Peki bu uzmanlık köprüyü söylediğiniz aklıma bir şey geldi. Belediye Başkanı Fakı Baba'nın döneminde orada bir yeşillendirme, peyzaj düzenleme çalışması olacaktı. O projeyi ileri bir zamana mı bırakıldı düzenlemesi için? Şeyle ilgili mi? Hızmalı Köprü'nün olduğu güzergah. Ta eski otogar dediğimiz yani şimdiki alışveriş merkezinin olduğu güzergaha doğru o komple alanda bir düzenleme çalışması yapılacaktı. Şimdi şey olarak ben yani onun proje durumunu incelemedim açıkçası. Ne? Yani ne durumdadır, ne planlanmıştır, neye göre yapılacak, onu incelemedim. Yani zaman kısa, biraz yoğun da bir zamanda. Hı hı. Ama ben onun notlarımın arasına alayım. En azından bir inceleme noktasına bir bakayım. Bu şeyle ilgili not geldi de doğru geldi. Yani ben de daha sonra düşünüp şeyde ticari merkez var. Ben bu dediniz ya hal pazarı şu birinci orada ticari merkez. Ticari merkez. Ben konut olarak şey yaptım da bu genelde Tokyo'daki bu açılışlarını falan yaptık. Toplu konutlar anlamında hep aklımız oraya gitti ama orada ticari merkezi. Orada alışveriş ticaret merkezi varsa ben hani Ufalılar 11 Nisan için sürekli söylüyorlar da yeşil alan olarak kalsın işte kentin nefesidir, canlıcı yeri kısmında bir kısım orası rahatlattı biraz. Yani yeşil alan çok gidilmeden daha çok beton kısmını yer altına konulmak yer altına konuyla, alındı. Evet. Otopark olarak kullanılacak. Bu alışveriş ticaret merkezinin olması noktasında da yine tam betonlaşma değil, yeşil alanların olacağı bir kısım olacaktır herhalde. Tabii çevre düzenlemesi anlamında bu vardır. Tamamıyla bir betonlaşma olayı değildir. Yani oradaki mesela ofis de yapılacak. Yani bir ticaret merkezi olarak düşünmek lazım. Yani halk, şimdi bak halkımızın ticari ofis ihtiyacı var bu şehirde. Evet. Gerçekten çok dağınık. Hepimiz daireleri bürolara dönüştürüyoruz. Evet. Ondan sonra komşularımızla rahatsızlık yaşıyoruz. Aynen. Açık. Ama mesela tamamıyla her şeyle modern bir şekilde planlanmış olan ofislerde düşünün yani ofisiniz var siz orada bir meslek icra ediyorsunuz veya bir faaliyet icra ediyorsunuz ama sizin ofise ihtiyacınız var. İşte o ihtiyacı orası karşılayacak. Onlar öyle geçtikçe o zaman metropol kenti oluruz. Ha işte değil sadece şey olarak düşünmemek lazım bu açık dükkan veya AVM olarak düşünmemek lazım. Anladım. İş merkezleri de var. İş merkezini destekleyen ofis merkezleri de var. Onu anladım. Barutçu Hanım da onunla ilgili gelişmeyi söylemediniz. Ne olacak orası? Şimdi evet başladı. Şimdi şu an rölevesi dediğimiz restorasyonu yapılıyor. Kurul projesine uygun olarak tabii bu projeler şeyden geçiyor. Onun yani ben bu tür yerlerin
Ben yaklaşımımı söylüyorum. Bunu evet. yetkili organlarımızla oturup tartışır, şey yaparız. Kamuoyunun da bu konuda fikrini alırız. Benim düşüncem şu. Şimdi bu mekanların hepsinin temel düşüncesi şu. Turizmi almak. Evet. Yani turizm amaçlı düşünülecek orası. Yani turizm çekim merkezi noktasında Barutçahan'ın nasıl bir fonksiyonla kullanılması gerekiyor. Atıl bırakmamak lazım. Bu müze ise müze. Hı. Onu bilmiyorum. Yani bunlar hepsi tartışılacak. Hepsi tartışılacak. İşte bir nasıl diyelim? Yani belki bir kültür müzesi olabilir. Belki bir farklı anlamda değerlendirilebilir. Belki bir sanat müzesi olabilir. Ama sonuçta çekim merkezi noktasında, çünkü turizm merkezinin odağındadır. Hı. Han ve çarşı bölgesi çok önemli. Atacağımız adımın çok bilinçli olması gerektiğini. Ben şu an kullanımıyla ilgili, çünkü o proje benden önce başlamıştı. Şu anda yürütüyoruz. Kullanımıyla ilgili bir karar vermiş değiliz. Hı. Hangi amaçla kullanılacağı noktasında bir karar vermiş değiliz. Peki, yol çalışmalarıyla ilgili bir şey soracağım. Önce Evbiye Hastanesi, yani 800'lü hastanenin yolunu yaptınız, bitirdiniz. Çevresindeki yolu da düzenlediniz. Bunun beraberinde yeni yapmış olduğunuz bölgelerde bir de ışıklandırma çalışmaları başlattınız. Ahmet Yesevi'de yapmış olduğunuz park gibi bir de ilçelere, bazı ilçelere parklar yapacaksınız. Bu parklar, evet, Harran, hangi ilçelere Ceylan yapılacak ve devam eden ışıklandırmalar hangi bölgede nasıl bir düzenleme kazanacak? Şimdi şöyle... Şimdi mesela şeye girdik, yani Emniyet Caddesi'ni şu an dağıtıyoruz. Orada da mesela aydınlatma yer altına alınıyor. Ne? Daha farklı bir tünel aydınlatmayla bulvar kendini gösterecek. Şimdi bu çalışmalar halkımıza biraz rahatsızlık da veriyor. Oradaki esnafa da verdiğini biliyorum. Ama dediğim gibi başlayacaksınız. Belediye başkanlığı böyle bir şey. Çok da çekinmeyeceksiniz. Ne? Yani halkınıza her şeyi anlatacaksınız. Bunun sizin için olduğunu bir kere vurgulayacaksınız. Ondan sonra şirin. Biz şimdi tarihi mekanlar noktasında ben aydınlatmaya önem verdiğim noktaları söyleyeyim. Tarihi yapıların aydınlatmasını çok yoğun gireceğiz. Hı. Yani tarihi mekanlarımız böyle altın tepside sunulmuş gibi böyle akşam aydınlatılmış. Kale Eteği bunlardan bir tanesidir. Kızılkoyun bunlardan bir tanesidir. Oradaki mağaralar bunlardan bir tanesidir. Restorasyondan geçirmiş olduğumuz hanlarımız, işte şeylerimiz, kültür evlerimiz, bunlar bunlardan bir tanesi. Evet. Bir de şey olarak mesela köprülerden başladık. Cadde aydınlatmalarını yapacağız. Hı. Onu muhakkak yapacağız. Yani o cadde aydınlatmaları kaçınılmazdır. Artık zaten siz bir caddeyi açıp da aydınlatmadığınız zaman zaten çok şey eleştiri alırsınız. Hani onu çok ama vatandaşlar da belediyeyi eleştirir. O bu vatandaş belediyeyi eleştirirse belediye çalışmıyor demektir. Tabii tabii. Ben hep söylüyorum, yani arkadaşlara da söylüyorum. Adım atın. Bundan çekinmeyin. Ne? Eğer tartışılırsanız, uygulamalarınız çarşıda tartışılıyorsa, işte sohbette tartışılıyorsa, sıra gecesinde tartışılıyorsa, insanlar kendi arasında iyi, biri iyi oldu diyor, biri kötü, biri savunuyor, biri antitez, biri tez diyorsa, bu bizim çalıştığımızı gösteriyor. Evet. Ha, bundan çekinmeyeceğiz. Ama en önemli nokta, benim vurguladığım, bu Harran için de geçerli, diğer şey için de geçerli, Halfeti için de geçerli, Bilecik için de geçerli. Yani bu mekanları, Siverek'teki kale için de geçerli. Hmm. Yani mekanları şimdi tespit ediyorum. Bismillah deyip şeyden başladık. Merkezimizdeki köprü, iki köprüden başladık. Onları bitirip bir şöyle kamuoyunun da şeyini alacağız. Beğenisini alacak. Ondan sonra kale eteğini yapacağız. Sonra Kızılkoyun'u devreye koyacağız. Dediğim gibi daha sonra bir Harran. Yani aydınlatmanın tarihi turistik mekanlar anlamında çok önemli bir çekim merkezi olduğu evet. akşam değerlendiriyoruz. Peki kısa kısa alayım. Bu Hilval İçme Suyu ile birlikte Ceylanpınar, Harran. Hilval İçme Suyu ile ilgili şunu söyleyeyim. Dün itibariyle artık şehir merkezine ulaştı. İnsanlarımız suyu kullanmaya başladılar. Biz 15'inde aslında suyu bitirmiş durumdaydık. Fakat tabii terfi istasyonları, birinci depo, ikinci depo, ikinci depodan sonra isaliye dağıtım hatları. Dağıtım hatları tabii yeni dağıtım hattı. Yani 2 yıl önce yapılmış bir şebeke. Biz de bilmiyoruz şebekenin durumu. Bir yerde patlama veriyor, bir yerde kaçak var, bir yerde şu var, ama bunlara müdahale edildi ki artık dün itibariyle suyu içiyorlar. Yani bunu normal, ben şey, yani bu konuda
Ya bilgi kirliliği niye oluşuyor ben anlamıyorum. Ben mantığım almıyor yani. Hı. Ya bir karar verilmiş bu proje bitecek yani. Bu bitecek Allah'ın izniyle bitecek. Kimin için bitirilecek? Yılanlı için bitirilecek ya. Onun içme suyu için bitirilecek. Bu kadar basit yani. Evet. Bir o de da, Hilva şey Ceylanpınar ve Haran'a park yapacaksınız. Başladık. Başladık. Evet. Başladık. Hemen belediyemizin, Haran Belediyemizin hemen ön tarafındaki parkı başladı. Zaten ondan önce, daha önce o alanda ağaçlar vardı, yetişmiş olan ağaçlar vardı. O ağaçların da tamamını değerlendirilmesi suretiyle Haran Belediye Başkanımız Mehmet Öz Yavuz da bu konuda hem talepte bulunmuştu hem çok sevindi sağ olsun. Ona da işaret ettik, onu başlattık, o bitme noktasına geldi. Ceylanpınar'da bir 20 bin metrekarelik bir parkı başlattık. O da Afganlar bölgesi dediğimiz hemen yolun, ana yolun yan tarafı 2-3 mahalleyi kapsar evet. şekilde. O şu an çalışma yapılıyor Ceylanpınar'da. Siverek'te şu an bir planlama çalışmalarımız Siverek Belediye Başkanlığımızla birlikte devam ediyor. Bunu yapacak. Şeydekini bitirdik. Akşatay'daki benden önce bitirilmişti. Evet. Şimdi hedefimiz şu. Her ilçemize büyükşehirin elini bir park olarak değdirtmek. Evet. Bir bulvar olarak değdirtmek. Bir sosyal tesis olarak değdirtmek. Yani sosyal ve sporsal tesis, bir kültür tesisi olarak değdirtmek. Bakın felsefi yani vizyonel yaklaşımımı söylüyorum. Bunu her ilçe için planlıyoruz. Bir de bizim turizm yaklaşımımız var. Çünkü mesela bir Halfeti, bir Siverek'te de var. Viranşehir'de de var aslında. Harran'da da var. Şimdi bu bölgede de özel bir turizm projelerimiz olacak. Özel yani. En önemlisi tabii şu. Kaynak. En önemli konulardan bir tanesi bu. Onun için de 1 Kasım'ı bizim çok önemsememizin nedeni de o. Yani tamam biz şimdi mesela bu kadim şehir, bu peygamberler şehri yani Urfalı olarak, bir Urfa'nın bir evladı olarak, ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sonuçta bir sorumluluk aldığımı biliyorum. Önemli bir yüklendiğimi biliyorum. Fakat bunun altında çıkabilecek kabiliyetimiz var, yeteneğimiz var. Bilgi birikimimiz var, tecrübemiz var. Burada bizim iktidar olmamız gerekiyor. Hı. Ki bunu gerçekten biz kaynak olarak çözelim. Onun için biz Haralanları gezdiğimizde çok net söylüyoruz ya. AK Parti'mize reis diyoruz diyoruz. Hı. Çünkü bizim elimizin güçlü olması lazım. Yani şimdi herkes kırsalda efendim ben büyük şehir oldum. Evet artık içme suyunu muslukta istiyorum evimde. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Kanalizasyon da istiyorum. O da hakkı. Efendim kilitli park ediyor yaşayacaksın. Ben mahalle oldum. O da spor tesisi istiyorum. Ben saha, ben halı saha istiyorum diyor. O da hakkı. O da hakkı. Hakkı bunlar hepsi sonuçta parayla yapılacak. Evet. Yani yerel bütçe buna yetmez ki. Merkezi bütçeden bizim destek almamız gerekiyor. Onun için de bizim hükümet olmamız gerekiyor. Kadro bir bütün olarak işliyor. Onun için diyoruz ki muhakkak 1 Kasım'da AK Parti'ye rey vereceksiniz. Biz de size hizmet edelim. Yani bu kadar açık istiyorum yani. Evet. Peki arkadaşlar işaret edelim. Bizden sonra Süleyman Soylu'nun katılacağı program var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın programı var. Çok kısa bir şey isteyeceğim. Nevşehir mağaralarıyla turizmi kazandırtıyor. Kızılkoyun'daki mağaralar, kale eteğindeki mağaralar, restorasyon çalışma, düzenleme çalışmaları bittikten sonra Nevşehir'deki gibi turizme kazandırılacak mı? Tabii niye kazandırılmasın ki? Kızılkoyun zaten temizlenilecek, aydınlatılacak, şey yapılacak, o mağaralar görülmesi için gelip şey yapılacak. Yani biz mağarayı da çok böyle işgalci gözle bakmamamız lazım. Ya halka sunacağız yani. Bakın tertemiz yapıp gerekirse şeyine uygun bir şekilde ondan sonra aydınlatıp böyle Kızılkoyun'dakiler o şekilde. Kale eteğinde olanları da açıyoruz. Şu an orada kazı çalışmaları da yapılıyor. Fakat mağara olarak çok zengin bir ildeyiz. Ona bir girmeyelim. Yani girersek ya bir program noktasında bir program lazım ama adım adım gitmek lazım. Yani biz bir mağara turizmini Urfa'da doruğa çıkarabiliriz. Ne bu şey, potansiyelimiz Kapadokya'yı var. Sollarız. Ya sollarız yani şu hayvancılık yapıldığı mağaralar bir besin merkezi devreye girsin. Şöyle mağara. Bunları bir tahliyesini sağlayalım. Bunları bir şöyle turizme, dinlenmeye, eğlenmeye, ne bileyim yani kafesi olur, şu olur, bu olur, sıra gecesi olur. Her türlü ama turistik faaliyete, kültürel faaliyete, sanatsal faaliyete kullanırsak harika bir şey ortaya çıkacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi'yi dinledik ve onun ben bu hizmetlere devam etmem için 1 Kasım'da sandığa gittiğinizde ben partime oy verin diye seslendi. Ama en güzel sorumuz da
Urfa'daki mağaraların tamamının turizme kazandırması noktasında çalışma yapacaklarını söylediler. Bir dahaki programda buluşmak üzere, hoşçakalın.